Fanalist TV'den herkese merhabalar. Galatasaray Adana Demirspor maçından sizlerle beraber güzel bir 3-0'lık galibiyet. Hem izleyenleri heyecanlandıran güzel bir maç oldu. Uzun zamandır böyle güzel hareketli bir maç izlemiyorduk ligimizde. Aynı zamanda Galatasaraylıların oldukça sevindiği maç oldu. Güzel bir oyun, güzel bir skor. Aslında güzel oyundan ziyade şunu söyleyebilirim. Hem kaliteli ayakları, yani bazı oyuncular bir de bazı oyuncuların aldığı bireysel sorumluluklar da aldığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Oyun yine fena değildi ama hani karşınızdaki takım da Adana Demirspor ve iyi bir kontra takım bence. Kesinlikle iyi geçişler yakaladılar. Özellikle Balotelli'nin orta sahada sırtı dönük oyunuyla, o pivot santraforluğuyla güzel işler yaptığını söyleyebilirim. Özellikle bizim sol tarafımızdan, Köln'ün tarafından çokça atak yaptılar. Genellikle orayı kullandılar. Köyünün arkasına adam kaçırarak iyiydi, pozisyonu ürettiler. Ama Galatasaray da iyiydi. Yani Galatasaray'ın da solu iyi tarafı. Yani hücum anlamında iyiydi. Özellikle Köyünde Barış Alper'de hücum anlamında gerçekten iyi. Barış Alper bu maç yine çok mücadele etti. Yine rakibi sürekli zorladı, sürekli yoğurdu. Geçen hafta olduğu gibi ama bu maçta biraz daha top kaybıyla bir şey oynadı bence. Biraz daha fazla hani limitin biraz üstünde bireysel oynadı. Tabii ki bir şey söyleme. O da kendini kanıtlamak istiyor ki gol atmak istiyor sürekli. Olabilir bu. O kadar bir şey söylenecek kadar bir şey yapmadı. Bence yine mücadele etti. İyi de oynadığını düşünüyorum ben. Maç Icardi çok sahada yoktu. İlk yarı belki bir kasığını tutuyordu sanırım. Belki oradan dolayı bir sıkıntı olmuş olabilir. Hani kendini çok yormak istememiş olabilir. İkinci yarı biraz daha çok yoktu. Golü attı yine sonunda ama boş geçmedi yine. Biraz durgundu. İlk yarı bazı anlarda biraz daha hareketli gördüm. Ama kesinlikle hani şu senenin bence Galatasaray adına adamı olan kişilerden biri. Kesinlikle Mertens. Adamın gerçekten oyun zekası müthiş. Nerede ne zaman duracağını, hemen o topla vedalaşacağı zamanı hemen çok iyi analiz edip uygulayabiliyor. Yani bu adamın yerine bir adam bulmamız lazım gerçekten. Yok, yani çoksa çok ararız gerçekten. Ziye açılışı yapan golü attı. Golleri için Ziye açılışı yapan golü attı. Yine uzaktan attı. Yakından sevmiyorum. Yine uzaktan attı. Kerem Demirbay müthiş bir gol attı. Birkaç haftadır kendisini pek beğenmiyorum ama bu maç biraz da ofansif anlamda iyiydi bence. Sıfırdan neredeyse çok güzel, müthiş yere çok iyi vurdu. Müthiş bir gol attı. Son golü de Icardi bitirdi. Mertens iki asistini yaptı yine. Ve bu maçta da yine direği vurduk. 28. direğimiz. Gerçekten müthiş. Hani bunları golle o gol olsa şimdi ya averaj farkı diye bir şey hani yok vardı ama Galatasaray lehine vardı. Bu maç gerçekten Mertens'in bence aldığı sorumluluklarla Galatasaray'ın hani ataklarına yön verdiğini düşünüyorum. İyi bir oyun çıkardı. Onun dışında Galatasaray adına bence günün ikinci kahramanı Muslera. O şampiyonluk madını açmış Muslera kendini gösterdiğini müthiş toplar çıkardı. Tabii biz bunların daha da üstlerine alışmışız. Artık biraz normal geliyor ama maç gerçekten bence çok önemli kurtarışlar var. İyi maçı aldığını söyleyebilirim. Evet, 4 hafta kaldı. Bakalım biz şimdi maçımızı oynadık. Galibiyetimizi aldık. 3-0'lık güzel bir galibiyet inşallah. Yarın Beşiktaş Fenerbahçe derbisini rahat rahat izleyeceğiz. Biz artık rahatız. Şampiyonluk 24 yolda. Ama biz biraz doyumsuz bir taraftar olduğumuz için 24 gelse hedef 25. Yani şampiyonluk gelir. Avrupa'da başarı isteriz. Galatasaray taraftarı böyle bir ki bence bu kulübü başarılı yapan şey de budur. O doyumsuzluğu ki güzel de bir his bence futbolda özellikle. Hani başarıya doymuyoruz. Güzel bir şey bu. Bugünlük benden bu kadar. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Galibiyetimizi size sevincini yaşayalım. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.